İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tuğli emel. Tuğli emel şudur ki, dünyayı sevenlerin, burada çok yaşamak arzusudur zevk için. Emel ve arzuları, hem uzun hem de çoktur. O, bu emellerinin ardınca koşup durur. Kurtulabilmek için, İnsan tuğli emelden, dünya muhabbetini atmalı kalpten hemen. Söküp atmak için de dünya muhabbetini, iyi tanımalıdır onun hakikatini. Dünyanın iç yüzünü anlarsa biri eğer, bunu kendi nefsine anlatıp şöyle söyler. Ey nefsim! Ne ki haktan uzaklaştırır seni, İşte dünya onlardır. Zararlı bil hepsini. Dinin yasak ettiği haram ile mekruhlar, bu tarif mucibince hepsi dünya olurlar. Dünyanın zevkleri de kısa sürer esasen. Onlar da ölüm ile elinden çıkar zaten. Dünya gölge gibidir. Önün sıra gider hep. Gölgesine yetişen bir kimse var mı acep? Ey nefsim! Sen kaçarsan eğer dünya malından, aksine dünya senin koşup gelir ardından. Dünya çok vefasızdır. Bir üzüntü, bir sevinç. Böyle bir yalancıya insan inanır mı hiç? Böyleyken bir mümin bırakıp ahireti, dünyaya sarılırsa ne olur akıbeti? Bak, ömrün azalıyor, ölüme gidiyorsun. Hazırlığın bile yok, niçin üzülmüyorsun? Ey nefsim, bu dünyanın böyledir işte hali. Niçin hala gezersin, uyur gezer misali? Dünyanın bu halini madem ki biliyorsun, peki tuğli emele niçin sarılıyorsun? Lakin bu tuğli emel farklıdır her insanda. Bazısı devam üzere kalmak ister dünyada. Böyle istemese de diğer bazı kimseler, yaşlanıncaya kadar yaşamayı isterler. Bazı Müslümanlar da vardır ki yine fakat, istemez bir seneden fazla sürsün bu hayat. En çok bir sene için yapar her hesabını, daha ilerisine hiç yormaz kafasını. Bazısı da bir günün bakar hazırlığına, ertesi günü bile getirmez hatırına. Bazısı da vardır ki bunlardan da ileri, bir saattir onların dünya düşünceleri. Yine bazıları da vardır ki müminlerden, ölümü bir an bile unutmazlar katiyen. Her insan kendisini sanır kısa emelli. Lakin bu her insanın halinden olur belli. Kim ahiret işine veriyorsa öncelik, ve yoksa gevşekliği dininde bir zerrecik, eğer unutmuyorsa ölümü kısa bir an, işte kısa emelli böyle olur bir insan.
Şöyle der ki Eshab'tan Hüzeyfe Hazretleri, zaman-ı saadette muhakkak her gün biri çıkıp bağırırdı ki şöylece, ey insanlar, göç için hazırlanın, ölüme az zaman var. Hazreti Ömer'in de şöyleydi ki adeti, her gün biri kendine hatırlatırdı mevti. O kimse ücret ile her gün gelip bir sefer şöyle söylüyordu ki, öleceksin ya Ömer. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Mevliya Kerim'den olan Halis el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa, bunun günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyleri idrak edip yapamaz. Kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur, Allah-u Teala'nın katında da kıymeti düşer. Kalbi paslanıp imanı zayıflar buyuruyor Halis el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo, merhabalar. Kolay gelsin yanına. Bir tane sorum var hocam. Gelinimiz Hamine de, Allah nasip ederse bir kızımız olacak. Allah Teala salih eyler inşallah. Teala. Hayırlı neticede ihsan eder. Amin inşallah. Yani gelin ablası 2 yıl kadar önce kanserden vefat etti. Onun ismini koymak istiyor. Ama etraftan söylüyorlar tabii, hani onun kaderini yaşa falan da filan da koyma diye. Teyzesinin ismini mi? Teyzesinin ismini koymak istiyor. Yani şey, gelin ablasının ismini koymak istiyor. Ablası vefat etti. Yani kızına da teyzesi oluyor haliyle. Onun ismini koymak istiyor ama işte hani kanserden öldü, onun kaderini yaşar gibi etraftan söyleyenler oluyor da. Bu konu hakkında bir bilgi verirseniz sevinirim. Tamam efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler, buyurun. Hayırlı günler. Buyurun. Hocam. Birinci sorum, akşam namazını yatsı namazı vaktinde cem edebilir miyiz? İkinci sorum hocam, namazdayken şöyle boğazımıza bir şeyler geliyor. Mesela diyelim acı bir su gibi. Ben namaz kitabında okudum, bunun namazı bozabileceğini yazıyor da acaba ben yanlış mı anladım? Böyle bir şey var mı? Üçüncü sorum hocam, eşlerin arkasını birbirlerine dönüp yatmasından dolayı kabir azabı olabileceğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Dördüncü sorum hocam. Benim bu aslında kız kardeşimin sorusu hocam. Kız kardeşim diyor ki benim 30 günlük bir oğlum var. Konuşamıyor. Ben acaba ahirette bunun konuşmasını duyabilecek miyim hocam diyor. Teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Peki efendim. Konuşamayan çocuğu değil mi? Evet efendim, otizmliymiş. Çubanız mübarek olsun hocam. Efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cumanın feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bizden şifa ihsanını diliyoruz. Eğer eceli gelenler varsa iman selameti nasip etsin. Borçlar varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntısı olan varsa veya sıkıntıları olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil etsin. Cenab-ı Hak bizlerin de neslimizden gelecek olanların da ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve Cenab-ı Hak hepimize son nefeste İman selameti nasip ve miyesser eylesin inşallah teala. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Zaten ahir zamandayız. İmam-ı Rabbani Kutusu Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Şimdi biraz önce bir söz naklettik. Haris el-Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklettik de. Zaman zaman ara ara da nakletmiştik biz bu sözü.
Tabii bu büyüklerin kitaplarını, sözlerini... Efendim ben bir defa okudum. Hele böyle bir zahir zamanda bir defa okudum. Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. O ne demek ya? Bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku falan. Okuduk ya işte. O zaman insan hemen aceleci falan. Onun sebebi şu ki... Hani şimdiki gençler pek bilmiyor falan. Cep telefonu olunca jetonu unuttular. Bir zamanlar deyim halinde kullanıyordu. Jeton geç düşüyor diyorlar, tamam mı? Jetonun düşmesi. Ha, jetonun düşmesi. Yani o meseleyi okudun, bilgisi var. Ama idrak edemedin, anlamadın. Ya nasıl anlamadın? Yani kalbine girmedi o. Kalbine girse sende değişiklik olur. Çünkü evet ilim lazım da kuru ilim insanı kurtarmıyor. Hiçbir faydası da olmuyor. Patır 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 böyle. Aynı şekilde anlar durursun. Hatta dinleyicilerimizden birisi bir şey göndermiş de bir büyüklerden birisinin ilmihalde Kur'an-ı Kerim'i kimler anlayamaz diye. İşte kalbe ait olan bilgileri inkar eden ifadesi geçiyor. Buradaki murat nedir? Şimdi adam Arapçayı iyi biliyor. Ondan sonra birçok ilimlere de vakıf alim ama. Ama tasavvufu inkar ediyor. Kalbe ait olan o zevkleri, o halleri, o muhabbeti, Allah aşkını bunları tatmadığı için böyle bir şey olmaz diyor. İşte Vehhabiler de, mezhepsiler de inkar ediyor ya. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz buyuruyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Hani anladık diyorlar ya. Anlasaydı halinde bir değişiklik olurdu. Anlayamadı. Anlayamadığı için de yolunu sapıttı. İşte hani sık sık söylüyoruz ya. Adam demiş ya. Ben demiş Kur'an'a göre hareket ediyorum. Kur'an'da şarap yazıyor, rakı yazmıyor ki diyor. Viski yazmıyor ki. Ben diyor rakıyı da, viskiyi de içerim diyor. Yani de ben Kur'an'a uyuyorum. Dur, adam zahiren aynı şekilde zahiri manalarını gördüğü gibi. O ayet-i kerimede ne murad ediliyor, ondan kasıt nedir? Bütün alkollü içkilerin simgesi olduğunu kavrayamıyor, anlayamıyor, idrak edemiyor. Vaktiyle burada jeton düşmedi deniyor. İşte Haris-el Muhasibi Hazretleri de... Yani böyle mübarek zatların sözleri de okundukça, 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 okundukça ve istiğfara devam ettikçe Allah-u Teala aklın önündeki perdeleri kaldırır. O perdeler kalktıkça, kalktıkça, kalktıkça hakikati görür. Mesela ben bu yaşıma kadar Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni görenlerden bazılarını gördüm. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri'nin kendisini de bizzat, dün zaten vefat yıl dönümleriydi. Allah-u Teala rahmet eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin inşallah Teala. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'yi de rahmetullahi aleyh, gören çok kimseyi gördüm. Fakat Mustafa Bey çok enteresan bir şey. O zatın kitabı okundukça, 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 okundukça... Onu görenlerin ne kadar aynı şekilde istifade edip anlayabildiğini de hissetmeye başlıyorsun. Bazıları görmüş sadece. Görmüş. Hatta sohbetinde bulmuş. Ama hani bir şey var ya, granit kaya tabiri kullanıyorlar. O granit kayaya su işlemezmiş. Bunlara da yani o nur işlememiş. O nur işlememiş. Kalbe inmemiş yani. Kalbe inmediği için en ufak bir meselede bakıyorsun kayış atıyor. En ufak bir meselede kayış atıyor falan. Ha, demek ki o gördüm, ediyorum, biliyorum. Ben kitabını okudum, okumuş. Bazı şeylerden işte bak orada şöyle yazıyor, burada böyle yazıyor. Fakat bunların hiçbirisi kalbe inmemiş. Onun için de mesela kitaplar dikkatli okununca biz ısrarla diyoruz ki... naklediyoruz ki özür dilerim biz demiyoruz. Mesela Muhammed Nazım Hazretleri bizim gibiler günde 700 defa buyuruyor. Peygamberimiz 70 defa istiğfar okuyor bizim gibiler. Yani Muhammed Nazım Hazretleri gibiler. Peki bizim gibiler 7000 defa. İstiğfar okuya 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 salavat-ı şerife getire 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 kelime-i tevhid söyleye söyleye bu kalbe inecek. Peki kalbe inince ne olur? Kalbe inince işte Haris-el Muhasibi Hazretleri'nin buyurdukları o kötü durumdan kurtulursun. İdrakin artar. Yani daha önceki deyim itibariyle jeton düşer. Jeton düşünce de ondan sonra kötü işler yapamazsın. Velev ki gaflete düştün, ahir zaman bu. Böyle bir halt ettirdin. Hemen aynı şekilde ya Rabbi özür dilerim, tövbe ettim. Hemen hatırına gelir özür dilemek. Hemen hatırına gelir tövbe etmek. Öbür türlü ya ne yaptık da aynı şekilde özür dileyeceğiz. Ne yaptık da aynı şekilde istiğfar edeceğiz, tövbe edeceğiz demeye başlar. Sonra da iyice kalp kararır. O kararma Allah korusun yani bütününü kapladığı zaman da
Allah rahmet eylesin güle güle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. O ne demek ya? Adam hayatta işte falan. Ha. Adam ölüdür artık. Kalbi öldü. Kalbi öldü. Onun için Muhammed Paris Hazretleri gibi zatlar buyuruyorlar ki ölüleri diriltmek marifet değil ki buyuruyorlar. Çünkü ölüyü dirilsen bir müddet sonra gene ölecek. Dirilttin 3-5 gün yaşadı. Bir ay, 6 ay veya 3-5 sene yaşadı. Ve netice itibariyle gene ölecek. Önemli olan buyuruyorlar. Yani o dirilttiğin ölünün kalbi dirilmediyse gene cehenneme gidecek. Ama esas marifet ölü kalpleri diriltmektir. Ölü kalpler. Peki kalbin ölü olduğunun alameti nedir? Onu da yazmışlar. Vücutta ruh var, nefis var. Eğer ruh kalbe hükmediyorsa mübarek olsun, işte evliya-i kiramın halleri. Kalbi dirilir. Kalbi dirilir. Uyanıktır. Yaptığını Allah rızası için yapar. Ve Allah-u Teala yasak ettiği fiillerden de sakınır. Çünkü Allah-u Teala yasak ettiği fiiller kalbi karartıyor, kalbi örtürüyor. Bunu yakinen görür ve bundan şiddetle sakınır. Hani bize böyle masal gibi geliyor. Büyüklerden bir zat nefsiyle bir gün aynı şekilde böyle konuşuyor gece. Diyor ki bak diyor, bu gece bana müdahale etmezsen. Onun da nefsi, bildiğimiz nefsi değil ha. Nefsi iki anlamda kullanmış İslam alimleri. Birisi bu beden, ikincisi o bildiğimiz kötü. Bunu nefsi iman etmiş. Peki oradaki nefsinin istediği, bedenin istediği. Nefsi iman edince bu sefer bedenin toprak, su, hava, ateş dediğimiz dört maddesi bağımsız, bağlantısı, muhtar cumhuriyet haline gelirmiş. Beden ne diyor ki? Pazarlık yapıyor yani. Bu gece diyor bana uyku getirtmezsen, ibadet edersen, hani sen diyor bir şeftali veya zerdali neyse istediğin ya diyor, onu sana veririm diyor, alırım diyor. O da diyor peki, pazarlık yapıyorlar. Sabaha kadar bu zat hakikaten uyku getirtmemiş bedeni. İbadet yapmış, sabah olmuş, demiş ki pazarlık yaptık, söz verdin, hadi bakalım diyor. Şimdi bana diyor şeftali, zerdali verme zamanı. Tamam diyor, çıkıyorlar. Yeni bir deve ölmüş, işkembesinde getirmişler, atmışlar. Deve hemen ölmeden önce bir şeftali mi, zerdali mi bütün yutmuş. Hemen de kesildiği için de hala işkembenin içinde. O zat görmüş zerdaliyi işkembenin içinde. Aha demiş, bak istediği zerdali. Beden diyor ki, nefsi diyor ki yok diyor, ben onu istemiyorum. Vallahi diyor zerdali zerdali, ben sana aynı şekilde dalından koparıp vereceğim demedim diyor. Yersen bunu sana veririm diyor. Ama yemezsen diyor, sen bilirsin diyor. Ben de sözümde durdum diyor. Yani böyle pazarlık yaparmış. Şimdi bazılar bunu dinleyin, ya olur mu öyle şey falan. Olmuş be arkadaşım ya. Bunlar artık nefsin tepesine, hatta vücuttaki o toprak, su, hava, ateş maddelerine bile hükmediyorlar. Onlara bir aynı şekilde izin vermiyorlar. Ama hasbelkader diyelim ki peygamber değil, melek de değiliz. Evliya da hata edebilir, günaha düşebilir. Fakat bu hata etmeleri, günaha düşmeleri nefisten kaynaklanmadığı için bu maddelerden en asrı erba buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu maddeler sebebiyle düştüğü için hemen daha o günahı işler işlemez cız diye kalpleri sızlamaya başlar. Başlarlar ağlamaya. Hani Cüneyd Bağdadi Hazretleri için anlatılır ya, bir sabah namazına mübarek kalkamamış. Hemen kaza etmiş. O kadar çok ağlamış, tövbe etmiş ki ertesi gün birkaç gün sonra sabah namazı vakti bakmış birisi ayağını gıdıklıyor. Gözünü açıyor, bakıyor ki iblis. Diyor ki ne var? Diyor kalk diyor, namaz kıl. Senin vazifen diyor insanları namaza kaldırmak mı diyor. Değil diyor. Niye kaldırıyor? Vallahi diyor geçen gün diyor kalkamadın diyor. Öyle ağladın, öyle tövbe ettin ki diyor. İki rekat namaz sevabı yerine diyor 70 rekat namaz sevabı verildi sana diyor. Senin çok kazanmanı istemiyorum diyor. Kalk vaktinde kal. Ne alacak? İki rekatı al yat. İki rekatı al ve yat diyor. Daha fazla kazanma. Kalk diyor yat. Dolayısıyla biz ne kadar çok bu büyüklerin kitaplarını okur, tekrar tekrar okursak istifademiz de o nispetle artar. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bir gün işte bir sevdiği veyahut da bir talebesi geliyor falan. Kitapları okuyor musunuz? O da benim gibi böyle hemen acele etmiş göze girmek için herhalde. Efendim okuyorum demiş. İslam Hala kitabını okudum, bitirdim demiş. Kaç defa? Bir defa. Mübarek buyurmuşlar ki maşallah karışım buyurmuşlar. Siz bir defa da okumuşsunuz ve halletmişsiniz. Biz 20 defadır okuyoruz, hala anlayamadık. Ana. Mesaj veriyorlar. Yani kibarca. Onu biz biraz kabaca söyleyelim. Ahmaklık etme. O bir defa da hallolmaz. 20 defa, 200 defa okuya 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 hal haline getirsin. Mesela ben şeye dikkat ederdim. Babaannem, annem. Bunların okuyup yazması yoktu, Allah-u Teala rahmet eylesin. Ama Mustafa Bey hem biliyorlar hem de hayatlarına bakıyordu, bunları tatbik ediyorlardı. Anneannem de öyleydi.
Yani o kuşaklara bakıyordum falan. Artık onlar o bilgileri hayatlarına geçirmiş, hemhal olmuş. Neye benziyor şimdi bu nakledeceğim daha iyi anlaşılır bilenler tarafından? Mesela Kur'an-ı Kerim işte ezberlemeden önce, hafızlığa başlamadan önce de önce harfler tanıtılır, öğretilir. Öğretildikten sonra Kur'an-ı Kerim okumadan önce tecvid deniyor. Yani harflerin çıkış yerleri, on sana tecvid kaideleri öğretilir. Bilgi olarak verilir ama bilgide kalınmaz. Ne yapılır? Harfler bizzat talimle, bazen mesela bir harfi bir ayda zor geçersin. Olabilir, yapısı müsaittir. Ama ben mesela şeyde dikkat ederdim. Azade Osman Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Ben önce talebesi vardı, ondan okumuş birisine, sonra kendisine gitmiştim. Usta abi derlerdi ki işte falan kimse bir ayda Sübhaneke'yi anca geçebilmiş. Ben önce oraya gitmeden önce düşünüyordum. Ya Sübhaneke'yi bir ayda nasıl olur falan. Meğer o tecvid ve Sübhaneke'de harflerin çoğunluğu var. Önce harf talimini yaptırıyorlar, Sübhaneke'yi okuturuyorlar. Bir harfi bile yerinden çıkaramıyorsa Sübhaneke'yi geçirmiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in diğer sayfalarını okutmuyorlar. Tekrar, tekrar, tekrar. On sana yerli yerine yerleştikten sonra hafızlığa başlatıyorsun, sonra ezberliyor. Çünkü o meleke haline geliyor. Şimdi öyle tecvid bilgisi verilmiş hafızlar var. Mesela sorsan idgam nedir? Belki tarifte zorlanır. Belki unutmuştur tarifini. Ama okuyuşuna bakarsın o idgam denilen zaten yapıyor şey yani. Yapıyor. İsharı yapıyor, ihvayı yapıyor. Bunları rahatla yapıyor. Belki aynı şey tarif edemez. Diyeceksiniz bu misali niye verdim? İşte bu kitaplar okununca biz bunlarla hallenince belki onu bize sorsalar anlatamayız, tarif edemeyiz. Babaannemin tabiriyle öyle işte oğlum deyiveriyor, tamam mı? O da yetmiyor bilgisi, tamam mı? Öyle işte diyor. Yani inan gitsin diyor, tamam mı? Onun bir tereddüdü yok zaten. Öyle diyor. Ona da o bilgiye de inanmış, hayatına geçirmiş. Biz hayatımıza aktaramıyoruz. Hayatımıza aktaramamızın sebebi kitaplardan uzak duruyoruz da ondan. Efendim falan şöyle dedi, feşmekan böyle dedi, sosyal medya devreye girdi. Ya falan falan ne ilgisi var? Hani onun bunun aynı şekilde çift çarşısına dönmüş kalbinden gelen şeyleri şey yapıyorsun. Doğrudan doğru git bu büyüklerin kitabını oku. Onların kalbinden gelen feyizle kalbin parlasın, temizlensin ve hayata geç. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların nefsi cimridir. Cimrilik, Allahü Teala'nın kuluna ihsan ettiği malı, ilmi ve bütün iyi şeyleri, dinin ve mürüvvetin, yani insanlığın vermeyi emrettiği yerlere vermemek, yahut vermesi kendisine zor gelmek demektir. Zira Şakik-i Belhi Hazretleri, Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerden mahlukuna faydalı olanları vermekten kaçınan cimridir buyurmuştur. Dinin vermeyi emrettiğini vermeyenler daha çok cimridir. Zekatı vermeyen, çoluk çocuğunun nafakasını, geçimini temin etmeyenler veya bunları yük sayarak yapanlar böyledir. Bunlar tabiatlarında cimridirler. Zoraki cömert olmaya çalışırlar veya mallarının döküntüsünü yahut istemeyerek orta derecede vermek isterler. Yiyeceği çok olduğu halde aç komşusuna vermemek, önünde yemek varken uzaktan bir fakirin geldiğini görüp yemeği saklamak, mürüvvete yani insanlığa aykırı olup cimriliktir. Yusuf Sinanüddin Hazretleri buyurdu ki, cimrilik sadece malı tutmak, onu hayır yerlere sarf etmemek değildir. İbadetlerini yapmayan kimse nefsine cimrilik ettiği gibi Resulullah Efendimizin ismi şeriflerini duyduğu halde salatu selam okumayan, Müslüman kardeşine rastlayıp selam vermeyen kimse de cimrilik etmiş olur. Ebu Hafs Haddad Hazretlerine cimri kime derler diye sual edilince, İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene diye cevap vermişlerdir. İnsanların nefsi cimridir, tamahkardır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Cimriliğin altında mal sevgisi, uzun yaşama arzusu ve çoluk çocuk sevgisi yatmaktadır.
Alimlerden bazıları cimriyi ipek böceğine benzetmişlerdir. Bu böcek gayet kısa olan hayatında nefsini korumak için bütün çabasını harcayarak bir koza yapar. Sonunda yaptığı kozanın içinde ölür de o kozadan başkaları faydalanırlar. Bir kimse bir iş için bize muhtaç olduğunda kıskançlık edip o şeyi ona öğretmez veya muhtaç olduğu şeyi vermezsek cimrilik etmiş oluruz. Cimrilerin en kötüsü Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayan, onlara dinlerini öğretmeyen veya yanlış öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz, "Bahil, cimri olanlar her ne kadar zahid olsalar da cennete giremezler." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde de cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin helakine sebep oldu buyurmuşlardır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günahların büyüğü üç tanedir. Bunlar bahillik, haset etmek ve riyadır. Zeynül Abidin Hazretleri oğlu Muhammed Bakır Hazretlerine hitaben buyurdu ki, ey oğlum, şu kimselerle arkadaşlık etme. Zira fasık kimse seni bir lokma ekmek için terk eder. 1. Cimriyle arkadaşlık etme. Cimri senin çok muhtaç olduğun şeylerini elinden almak ister. 2. Yalancıyla arkadaşlık etme. Yalancı da fasık bir kadına benzer. Senin yakınlarını senden uzaklaştırmak ve senden uzak kimseleri sana yaklaştırmak ister. 3. Bir de sıla-i rahmi terk edenlerle arkadaşlık yapma, zira onlar Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetiyle lanetlenmiştir. Bişri Hafi Hazretleri, cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır buyurmuştur. Bekr bin Abdullah Müzeni Hazretleri de, bir kimsenin cimrilik huyuyla öfke duygusu körelmedikçe mütteki sınıfına geçemez buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri cimri birinin hastalandığı zaman sadaka dağıttığını görünce, Allah'ım bu kulunun hastalığını devam ettir. Çünkü bunun böyle sadaka dağıtması kendi günahları için kefaret, fakirler için de daha faydalı olmaktadır diye dua etmişlerdir. Netice olarak kul emanetçidir. Emanetçi kendine emanet edilene sahiplenemez, bu benimdir diyemez. Kendisine verilen mal, İlim, güzel huy ve iyilikler nereye verilecekse oraya vermekle mükelleftir. Çünkü insana verilen her şeyin ahirette hesabı vardır. Herkese bunu niçin yaptın, niçin söyledin, niçin verdin diye hesap sorulacaktır. Onun için cimrilik de kötü huylar gibi dinimizce men edilmiştir. Hatta cennete giremez buyurularak bunun çirkinliği, kötülüğü bildirilmiştir. Elbette ki cimri de bedelini ödeyince, cezasını çekince, eğer imanlı olarak vefat etmişse sonunda cennete girecektir. Hayattayken vermeye alışmalıdır. Zira bir gün en kıymetli şeyimizi, yani canımızı, ruhumuzu vereceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun. Efendim, ilk dinleyicimiz gelinimiz hamile dedi. İşte yine kızımız olacak inşallah, tane kız sorunları olacak. Daha önce de ablası vefat etti gelinimizin dedi, kanserden vefat etti. Şimdi işte onun ismini koymayan onun kaderini yaşar diyorlar. Bunu cahil kimseler söyler. Çünkü Allah-u Teala ezelde ruhları yarattığı zaman dünyaya gelmesini murat ettiyse ömrünü de başına nereye gelecekse hepsini ayrı ayrı takdir eder. Yoksa birisinin ismini almakla birisinin aynı şekilde bilmem izinde gitmek de değil o iş. Onun yaşayacağı da bellidir. Mesela diyelim ki bu dünyaya gelecek çocuğun teyzesi. Vefatı, ömrü kanserle bitti. Ama bununki başka şekilde bitecek. Değil mi? Bununki başka şekilde bitecek. O ezelde belli yani. Emer abiler Allah rahmet eylesin bir şey söylerler toplantılarda. Doğmak ölümün habercisidir. Ölümün habercisidir. Yani senin doğacağını zaten ana rahmine
cenin teşekkür edip 120 gün olunca bir melek gelir buyuruyor. Bir melek gelir, üzülme, Allah-u Teala senin rızkını takdir etti. Bunun için endişeye kapılma. Şu kadar da ömür verdi diye kulağına söyler buyuruyor. O dünyaya gelir. Rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Sebeplere yapışır, o ezelde takdir edilen. Ve o ömrü yaşar. Ve o ömrünün içerisinde başına gelecekler de bellidir. Başına gelecekler de bellidir. Allah-u Teala biliyor. Bu sebepler zincirinde onlar meydana gelir. Yoksa efendim işte babasının kaderi, anasının kaderi, teyzesinin kaderi falan. Yok adını aldığının şey. Kaderi. Öyle bir şey yok. Şimdi herkes müftüyse kaleyin ya. Ya çok rahat çekinmeden söylerler onu, tamam mı? Ya bir zamanlar yaygındı ya. Aman ha cin deme. Üç harfli de. Niye? Geliverir. Hala yaygın. Hala yaygın hocam. Ana. E şimdi cin cin dedik. Burası doldu mu cinlerle? Tövbe yarabbim ya. Birisi uyduruyor. E tabii altyapı göçtüğü için de bilgi olmadığı için de aa öyle miymiş falan filan. Herkes öyle dediğine göre diyor. Öyleymiş diyor. O da gidiyor falan. Aslı faslı yok. Din konusunda da aynı şekilde. Adam bir şey uydurmuş. Bir şey uydurmuş. O uydurma şekliyle aynı şekilde paldır paldır gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir de kendilerine böyle üç beş laf edip hoca hanım denenler var. Hoca efendi denenler var. Zır cahiller ama. Hani kıyamet alametlerini huzura doğru anlatırken orada geçiyordu hadis-i şerifte. Ahir zamanda yani alim kalmayacak ama cahiller din adına alim sayılacak. Evet cahiller alim sayılacak. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki akşam namazını yetişemeyiz dedi, yatsı vaktinde cem etmemiz mümkün mü? Kazaya kalma tehlikesi söz konusuysa şey yapamazsa hemen o anda ben yatsı vaktinde cem ederim. Maliki mezhebinde de mukimken cem etme bir kavle göre olduğu saatte bildiği yazılı. Dolayısıyla Hanbeli mezhebine takdir etmeye gerek yok. Maliki mezhebine göre akşamı yatsı vaktinde, yatsı vakti girince önce akşam farzını kılar. Cem ederken farz araya sünnet falan girmez. Mesela diyelim ki ikindiyle öğleyi cem etmişsen ikindinin öğlenin farzı arkasına ikindinin farzı kılınır. Öğlenin son sünneti kılınmaz. Akşamla yatsı cem edildiği zaman akşamın farzı hemen akşamın sünnet de kalkıyor. Yatsının ilk sünnet de kalkıyor. Direkt yatsının farzı kılınıyor. Peki ondan sonra yatsının son sünnette, vitirde. Efendim işte ben her gün bir günlük kaza kılıyordum. Bir günlük akşam farz. Tabii kılarsın ondan sonra serbest. Vaktin varsa artık. Tabii vaktin varsa kılarsın. Efendim ağzın içerisine acı su geliyor. Şimdi dinleyicimiz orada bir şey dedi. Yani o gelen şey gerçekten çok ve yutulmuş ve bunun tadı hissedilmişse bu abdesti bozabiliyor. Tükürünce de bozabiliyor. Orucu da bozuyor. Ama gırtlaktan hani ağız boşluğuna girmeden geldi geri gitti. Evet. Boğazında hissettin sen onu. Bu ne orucu bozar, ne abdesti bozar, ne de namaza mani olur. Onu tam kestirmek zordur şimdi. Herkes kendine göre anlatır onu. İşte ağzıma geldi miydi, gelmedi miydi falan. Eğer tereddütü varsa böyle durumlarda ve ilk defa da başına geliyorsa yeniden abdest alsın. Namaz da meydana geliyorsa o namaz da iade etsin. Ama sık sık başına geliyorsa, çünkü o da yazılmış kitaplarda. Bunu şeytan da o bölgeye aynı şekilde tahrik ederek Allah-u Teala o gücü vermiş. Çünkü yellenme hissi bile verdirebiliyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Makat bölgesine dokunmak suretiyle yellenme hissi verir. Onun için Peygamber Efendimiz kokusunu hissetmedikçe, sesini duymadıkça itibar etmeyin. Şeytanın vesvesesidir diye yellenmeyi. Orada da aynı şekilde öyle bir şey yapabilir. Dolayısıyla bu şekilde ise, vesvese ise o zaman buna itibar... Sık sık oluyorsa bu gerçekten. Sık sık oluyorsa. Bir de doktoruna görünsün yani. Acilen bir de doktora gitsin. Bu neyin nesidir tabii falan. Asit baskılayıcı versinler ona. Bakarsın şey de değildir Mustafa Bey. Yani midesinde varsa hatta öyle bir şey de yoktur da bununki sadece his de olabilir. Yani bir depresyon gibi bir şeye girmiştir. Onu öyle hissediyor. Olabilir. Olmayan şeyi hissediyor. Olabilir. Peki olmayan şeyi hissedebilir mi? Edebiliyor ya. Ya Allah'tan yani o kadar bir
bir, büyük bir sistem ki insan vücudu. Yani onlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Dolayısıyla din kitaplarında da sık sık bu meydana geliyorsa ilkinde iade edersin, sonrakilerde bu vesvese dersin, aldırış etmezsin. Bir de dinleyicimiz dedi ki, karı kocanın yatakta sırt sırta yatarsa dedi, sırt sırta yatarsa bunu da işte piyasadaki hoca hanımlar, hoca efendiler, işte şöyle azap olur, böyle günah olur. Ya buradaki, oradaki Murat o değildir be ahmak. Bunu söyleyen ahmak onun, ya. Onun hikayesini bile anlatıyorlar. Kabirden bir kadın kalkmış çıkmış da sırtı yanıkmış. Niye böyle? İşte kocama sırtımı dönüp yatıyordum da ondan. Uydur uydur söyle değil mi? Ya bu o değildir ya. Bu, o değil oradaki Murat. Yani sırt dönmek demek küsmek. Aynı şekilde erkek yatağı terk ediyor veya kadın yatağı terk ediyor anlamındadır bu. Yoksa ya insan yattığı zaman sırt da dönebilir tabii ki. Yani sağına da döner, soluna da döner tamam mı? Sırt üstte yatabilir. Yani illa aynı şekilde sadece bir kolu üzerinde durmaz ki. Yüz yüze yatmak zorunda değiliz. Yüz yüze yatmak mecburiyetinde de değil. Çünkü yoruldukça bu değişir. Bu uydurmuşlar efendim. Böyle bir şey söz konusu değil. Kitaplarda yok. Bir de akrabasından herhalde birisinin işte çocuk konuşamıyor falan. Acaba ahirette ben bunu konuştum diyecek miyim? Şimdi tabii bir anne için evladının başına böyle bir sıkıntı gelmesi anneyi üzer. Sıkıntı verir. Allah-u Teala yar ve yardımcın olursun. Hayırlısını versin. Fakat bir de İslam alimleri kitaplarını okuyorsun. Şimdi hatırıma yani konu konuyu da şey yapıyor da Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretlerine birisi geliyor falan, o soruyor kaç çocuğum var? Bir. Şükret diyor. Ya daha fazla olmadı şimdi ahir zaman ya. Birisi geliyor benim hiç çocuğum yok diyor. Sen secdeye kapanacak tamam mı? Ahir zaman. Değil mi? Ahir zaman. Şimdi çocuk konuşmuyor. Din büyüklerin kitaplarında mesela bakıyorsun falan. Mesela ben bir rastladım bir yerde. İyi ya diyor. Ya konuşup da diyor kötü şeyler söylerse. Ya Allah-u Teala inkar ederse. Değil mi? Değil mi? Öyle şey yaparsa. Bir de o açıdan bakmak. Yani din büyükleri kalp mütehassısı bunlar. Yani baktıkları zaman çift taraflı bakarlar. Madalyonun bu tarafında o tarafında görürler bunlar. İşte iki tarafını bile görürler. Ve hatta Emel abiler anlatmışlar da bir gün hocamıza buyurdular. Gittim dedim ki efendim bu ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram, talebeler olsun veya kendilerini sevenler olsun gelip de kendilerine bir şey sual ettikleri zaman veya danıştıkları zaman verdikleri cevabın özünü, künhünü anladım buyuruyorlar. Allah Allah buyurmuşlar. Nasılmış buyuruyorlar? Bu büyüklere bir şey arz edildiği zaman mesela gidiyor ben efendim işte benim elimde bu kadar sermaye var, yatırım yapacağım, şöyle şöyle işte fabrika kuracağım, şu kadar fabrikasını hizmetler de edeceğim falan. Zahiren casip değil mi? Gittin arz ettin. Ama o zat ne derse onu yapacağım. O zat bakarmış. Bu kimse fabrikatör olduğu zaman yüzünü dünya ahiretten dünyaya mı çevirir yoksa rotası düzgün gider mi? Eğer zenginlik onu cehenneme sürükleyecekse yapmayın derlermiş. Yapmayın derlermiş. Ben şeyde dikkat ederdim. Daha TGRT falan yok. Çağaloğlu'nda mesele geliyor. Oğlu bitirmiştir efendim diyor işte oğlum üniversiteye falan. Sakın ha gönderme diyor bazıları. Gidiyor. Bazıları geliyor. Aa diyor sen diyor. Önce çocukla beraber geliyorlar. O çocuğa dönüyorlar. Bak diyor iyi kazan. Şu fakülteyi kazan. Orayı için hedefle kendini. Ve orayı tercih et. Allah Allah. Bazılarına böyle gitme. Bazılarına git. Sonra bir arkadaşım birisi dedi ki işte Enver abiye sormuştuk dedi. Üniversiteye göndermedik dedi. Şimdi perişan oldu. Dedim tövbe de. Tövbe de. Ya dedim senin çocuğun dedim aynı şekilde üniversiteye gitse dinsiz olsaydı ne olacak dedim. Daha perişan olsaydı. Ya Allah-u Teala inkar edecek, dinsiz olacak. Merhamet etmişler. Demek ki senin çocuğun karakterini, yapısını baktılar. MR'ını çektiler. Bu çocuk üniversiteye gittiği zaman oradakilerin aynı şekilde şeyine anında adapte olacak. Ne seni tanıyacak, ne dinini tanıyacak, ne sahibini, Rabbini tanıyacak. Senin çocuğunu korumuşlar. Efendim işte güzel bir mesleği. Ya değil mi? Aşktan ölen, ölmek ezelde takdir edilmiş muhakkak ölürsün. Belki eline bir yetki geçecekti. Tabii. O yetkiyi şey için kullanacak. Dinin aleyhine kullanacaktı. Tabii. Dinin aleyhine. Sen de kavrulup duracaktın ondan sonra.
seni korumuşlar. Yani Emel abiler işte hocamıza arz ettim diyor. Bunlar ahiret tarafına bakarak cevap verirler. Doğru teşhis etmişsiniz, doğru anlamışsınız kardeşim buyuruyorlar. Evet öyle yapıyorlar buyurmuşlar. Öyle yapıyorlar. Yani bu iş, efendim ben genel müdür olmak istiyorum, genel müdürlük teklif etti falan, olmayı buyuruyorlar. Bazıları da çok iyi olur. Hatta üstü varsa üstünü de olun. Ha, onunki müsait. O tam ittiba ediyor, soruyor. Onu öbürüsü, bir makam geldiği zaman eli ayağı karışıyor falan. Ben var ya demeye başlıyor falan. Sen var ya, ondan sonra tepetakla olup gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için hani kitaplarda buyuruyor, şöhret afettir, şöhret afettir, felakettir, para. Zaten Emel abiler şey buyurmuşlar. İnsanı felakete sürükleyen iki şey. Ama nasıl söz etmişler ya. Servet ve şöhret. Servet ve şöhret. Bir de işte hani onu sık sık tekrarlardı. Başka bir yerde ben onu okudum, kendilerinden duymadım. Buyuruyor ki Allah-u Teala bir kuluna nimet verir. O da kadir ve kıymetini aynı şekilde bilmezse Allah-u Teala ona der ki, ey kulum sana iyilik yaptım, 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 yaptım. Sen anlamadın, kadir kıymet bilmedin, nankörlük ettin. Hatta azıp kudurdun. Allah-u Teala aklını alır onu buyurdular. Ya aklını alır. Hatta dediler işte hocamız bir gün dediler ki efendim işte bu büyüklere dil uzatan, onları tenkit eden, onların kitaplarında hata arayan Allah-u Teala bunlara iki şey verir. Birisi unutkanlık, öbürsü körlük buyurdular. Ve Emel abiler buyuruyorlar ki orada, vallahi diyor ben gözümle gördüm diyor böyle birisini yahu buyuruyorlar. Gözümle gördüm diyor, iki gözü de kördü diyor, göremiyordu diyor. Ya ya bu dünyadaki ya ahiretteki bunlar ibret için. Allah-u Teala dünyada da verir mi? Evet dünyada da verir. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Amin. Cuma günümüzde tekrar hayırlı mübarek eylesin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.